Hadi anne, al aslanı. Hadi kare. Ya. Öyle yapma ya. Ah bu abi ya. Ayın başına vereceğiz. Kaçmıyoruz ya. Kolay gelsin abi ya. Bir tavuklu pilav alabilir miyim abi? Neredesin oğlum? Köprü kilit. Yaktım dörtümleri. Sahilden kapattım geldim. Usta, bir ATV'yi alabilir miyiz? Al. Andriyusha, Zeno, ne may kutun adil? Giydim anne. Usta, Beşiktaş'a çek. Mutlaka külüstür arabasıyla gelmeye çalışıyordur, ben sana söyleyeyim. Abi kimse yok mu ya? İtelim şu arabayı, bir yardımcı olacak birisi yok mu ya? Geldik, geldik. Abi, oğlum neredesiniz ya? Hadi, hadi. Hadi. Geldiniz. Çok güzel gözüküyorsunuz. Harika görünüyorsunuz. Bizi ayrıca bilgisayarlardan, cep telefonlarından ve her türlü elektronik ortamlardan izleyenler de hoş geldiler efendim. Bugün çok güzel bir program beklemiyor mu yine izleyicilerimizi? Bugün muazzam bir program bekliyor. Acayip bir içeriğimiz var. Ama bugün sürpriz bir konuğumuz var. Sürpriz. Ya. Hepimize çok büyük bir sürpriz. Çok bekletmeden hemen söyleyeyim. Aynen öyle bekliyor çünkü. Pascal Numa geliyor. Benim için bak ya. Yani bir Beşiktaşlı olarak hastası olduğum bir adamdır. Ama yani sadece Beşiktaşlar değil, herkesin tabii çok sevdiği biri. Sadece Beşiktaşlar değil, herkes çok sevmiyor mu? Kesin. Milyonlarca insan gerçekten sana bayılıyor. Neden? Teşekkür ederim ama neden yani? Abi bir kere yani 10 numara adam gibi adamsın, sempatiksin. Daha ne olsun yani? Bence durmayalım burada, başlayalım programa. Hadi. Elin oğulların atası geldi, atası. Evet. Önce buradaydı. Evet, siz yoktunuz, o buradaydı oğlum. Kesinlikle. Peki. Sen ama artık evin oğlusun. Ben mi? Evet. Sen kendini evin oğlu olarak mı görüyorsun yoksa hani sen hala elin oğlu musun? Ben babayım ben. Ya. Ben babayım. O anda da söylemiyorum. Ne demek istediğimizi biliyorsun değil mi? Valla şimdi yani yabancı gibi hissetmiyorsun artık kendine, Türk gibi yok, hissediyorsun. Yok. Sen artık bizden birisisin yani. Evet tabii ki. Gerçekten. Yani. O yüzden buradasın. Herhalde. O yüzden seni buraya oturttuk yani, karıştırmamak için. Sağ olasın Sinan abi. Teşekkür ederiz yani. Demek ki biz değil yani. Hayır siz de buradasınız ya. Olur mu öyle şey? Pascal peki sen Türkiye'ye geldiğin zaman böyle yaşadığın enteresan böyle anlaşma problemleri oldu mu mesela insanlarla? Türk halkıyla. Çok var, çok. Ne mesela? En çok anlayamadığın şey neydi? Mesela. İlk kez geldim Türkiye'den. Benim arkadaşım eski futbolcu Beşiktaş'tan diyor. Ben söyledim Pascal, Ahmet nasıl merhaba diyorum. Evet. Dursun Ahmet Dursun. Ama Ahmet küfür etti. Evet. Ama küfür etti. Küfür öğretti. Evet ben sonra gerçekten geldim. Ben herkese.
Öyle yani, öyle yani. Ben merhaba istiyorum. Küfür. Anneniz nasıl diye. Evet, öyle. Evet. Şaşırmadık yani. Bu tabii. Çok ama, evet. Bütün ama herkesin ama yaptığı bir şey ya bu yani. Gerçekten. Yani. Şunu evet nasıl söylüyorsun diyorlar. Başka bir şey öğretiyorlar bir, size. Bir de kendinin söyleyemediği bir şeyi, cesaret edemediğin bir şeyi o adama yaptırırsın yani. Hani o evet söylerse sempatik durur diye. Orada var. Yani sempatik var. Peki sizin sormak istediğiniz sorular var mı çocuklar? Valla ben Pascal'a bir şey sormak isterim. Pascal, sor amigo. Abi sor. Bak. Bak. Sen Türk evli değil değil mi? Evet. Ben şey hanım köylü olduğum için burada yani Türkiye'deyim tamam mı? Ama sen mesela şey futbol bitti bilmem ki ve gitmedim Türkiye'de kaldın değil mi? Evet doğru. Neden mesela? Gitsene. Yani evlenme. Yok ya olmaz. Bak yok Pascal öyle değil. Öyle bu değil ülke benim. Ha. O zaman oo orada kaldım. Bravo. 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 Neden? Vallahi bilmem, bilmiyorum yani. Sadece çünkü burası çok arkadaşım var. Erkek, kızlar. Burcu çok eskiden arkadaşız. Benim yüzümden mi kalıyorsun evet burada? O yüzden ben Türkçe'yi çok seviyorum yani. Kan, benim şehir Fransa'da kan, köy gibi yani. Ha. İstanbul ne güzel, ne büyük. O zaman burası her şey var. Fransa evet sadece tatile gidiyorum. O kadar. Sen bu ülkeyle evlisin diyebilir miyiz? Tabii. Bence diyebiliriz. Tabii. Başka sorunuz var mı çocuklar? Ya benim bir sorum var. Şimdi ben de spor oynadım hayatımda. Sen var yasın, sen var yasın. Dikkat et kendine sen. Yok yok evet, aslında evet ciddi bir soru sormak istiyorum. Sor baba, çünkü sor. Çünkü Beşiktaş'ın hastasıyız. Ondan öyle sonra mi? Doğuştan İkimiz de. Yani Antonio yani da öyle. Çok fanatik. Masataka da öyle. Tabii. Ben de, ben de daha, ben de. Beşiktaş'ıyım. Peki ben şey sormak istiyorum ya. Sen oyunu mu özlüyor musun? Yoksa kardeşlerini mi daha çok özlüyor musun? Yani o takımdaki o brotherları mı özlüyor musun? Hangisi takım da arkadaşlarını mı evet özlüyorsun diye soruyorsun değil mi? Yani takımdaki evet, arkadaşlar o arkadaşından çıkıyor olmanın o da siz brothers. You know? Yani onun şey, farklı bir şey var. İkisi de bana, ikisi de özledim. Ama sadece evet arkadaşımlar ve sadece atmosfer falan, büs ve derbi maçlar. Çarşıyı aa özlemiş olman gerekiyor o zaman. Çarşı burada. Çok iyi değil mi? Çarşı'nın çocuğu. Adamsın. Adamsın ya. O da adamsın ya. Masa takada böyle adamsın. Evet. İşte bu abi. Tabii bir Japon değil mi? Bir şey nasıl ya? Burası yabancı değil. Değil sadece değil, Türküz. Değil. Evet. Ya ben şey Sinan abi. Çok güzel bir hikaye vardı Pascal'li. Belki bilmiyor Atilio. Birkaç sene önce ben Türkiye geldi. İtalya'dan geldi arabayla. Böyle küçük bir araba. Küçük bir araba. Ne küçük? Bir metre araba. O kadar yani. O kadar. Evet. Ve şey benzin istasyonda dayım tamam mı? Sonra şey Pascal'a bir benzin istasyon geldi. Bir araba baktı. Bir İtalyan plaka da var ya. Ve dedi ya bu manyak kim ya? Doğru doğru. Ya evet ne kadar küçük ya. Gerçekten. Son manyak burada. Manyak işte. Evet. Sonra birazdan bu adam geldi. Ben diyor İtalyan mısın? Evet. O zaman el. Ma porque miseria. İtalyan. Böyle dakika. Tamam anladık. Pardon. Pascal, ben merak ettiğim bir şey var. Evet. Sürekli bir alışveriş merkezinde Çin lokantasında görüyorum seni. Bak yanında kebap var, yanında İskender var. Ortada bir tane Çin lokantası hep orada. Ama baba özür dilerim ama evet İskender falan kebap. Bütün Türkler yemek seviyorum. Ama şimdi açık büfe. Ha, pardon. Fit. O zaman. Hafta sunurlar sadece. İskender adamın gözünün yaşına bakmaz. Doğru söylüyorsun. Baba kilo büyük problem ya. Tabii. Kilo büyük problem. Ben de bir şey sormak istiyorum o zaman. Tabii ki. Sağ ol baba. Bizi diskoya götürsene. Pascal bizi diskoya götür. Pascal bizi diskoya götür.
Bir şey söyleyeceğim. Burada otobüsler var mı? Otobüs. Ayarlarız. Bizi götürecek evet. mi? Seyirciyi otobüsle götüreceğim. Hep beraber gidiyoruz. Hep beraber ya. Paskal'a bak be. Evet ya. Hep beraber mi gidiyoruz? Önce sorba, çorbacı istiyorum ben. Çorbacı. Önce çorbacı tabii ya. Önemli yani. İskender çorbacı çok iyi ya. Yes, nasıl böyle hani hem tatlı hem güzel kalpli, güzel bir insan ya Paskal. Ve konumuz da güzellik bugün. Paskal. Evet, senin de ilgi alanı olduğunu düşünüyorum. Benim konum. İlgi alanı değil mi? İlgi alanı. Severiz, severiz. Şimdi çocuklara sormak istiyorum özellikle Masataka sana. Oo. Neden Masataka ile başlıyorsun? Evet, çünkü bak anlatacağım neden olduğunu. Söyle. Çok önemli bizim neden? Adımız. Ya benim adıma çok önemli. Şimdi çok kestiremediğimiz bir şey. Sen kendi ülkende yakışıklı bir adam mısın abi? Burada çok yakışıklısın. Aa, çok teşekkürler abi. Hayır soruyorum. Kesin. Abi ben demedim ki sen yakışıklısın demedim. Yakışıklı mısın? Yani ha, sana yakışıklı soruyorum. Yakışıklı mısın diye sordu. Evet. Ha. Orada da yakışıklı mısın? Sayıyorum. Yok doğru. Sayıyorsun. Sayıyor. Evet. Ne sayıyorsun? Sayılır. Sayılıyorsun. Sayılıyor evet. yok. Senden daha yakışıklı iki kişi var onları sayıyorsun zannettik biz de. Bizde yani birileri var iki tane falan. Abi baksana yakışıklı ya. Adam hayır ama kendi ülkesinde nasıl? Saç falan. Brad Pitt mi değil ya? Brad Pitt. Evet. Brad Pitt ya. Evet. Brad Pitt. O zaman Jet Li. Jet Li. Abi Jackie Chan mi dedin? No, Jet Li. Jackie Chan demedik Jet Li dedi. No, Jet Li dedi. Niye kızdı ki? Bu da Çinli ya. Bu da Çinli abi. Aa, pardon özür dilerim. Şimdi ben burada Japonya'nın uzmanlık alanı olduğu bir insan var biliyorsunuz. Danilo. Çünkü Japonya ile ilgili bir soru sorunca Masataka cevap vermiyor. Danilo'ya geçiyoruz. Ama Manuel de gitmişti Japonya'ya o da anlıyor. Ben bir sene Tokyo'da yaşadım yani. Ciddi böyle Masataka ciddi yakışıklı ha. Ya. Orada yani affedersin evet, yani evet. Yani şey. Niye gülüyorsun saygılı seyirci? Olarak. Allah Allah bizim abimize. Ve orada biraz yani güzel değiller dedim. Yani çok ya. Çok hoş değil erkekler. Masataka yani, aralarından sıyrılıyor yani öyle ama mi? Ama Masataka çok özel yani böyle bir şey görmedim. Bir sene yaşadım orada öyle bir şey görmedim. Ama evet kabul ediyorum. Masataka gayet yakışıklı. Böyle diyebiliriz. Japon kıvanç tatlısı. Sen İtalya'nın nesisin? Ben İtalyan Murat Bozu. Vay. İtalyan Murat Boza. Murat Boza. Boza. Ben Japonya'nın Tarkan gibi düşünüyorum kendimi. Ne diyorsun sen ya? Allah Allah ya. Tarkan yani. Ben neden? Yani ben Japonya'ya ancak senede bir kere gidiyorum. Neden? Kolay gitmiyorum. Çok neden? Yakışıklı adamsın. Havan uzak olsun gitme. Ha, işte Japonya gittiyse kadınları beni sardırıyor galiba. Vay be. Peki başka birisine geçmek istiyorum. Andrei Polyanin. Evet. Sen kendi ülkende yakışıklı bir adam mısın yoksa bütün havan bize mi abi? Bütün hava. Bence o yanlış soru. Mars'ta yakışıklı, her yerde yakışıklı adam ya. Bir anlatır, merak ediyorum yani. Ama kendi ülkesinde yakışıklı değilmiş, öyle diyordu ya. Bir yok, şeyler değil, evet, değil tabii ki de ama şey de sayayım, ortası falan diye. Sıradan ortası, mi? Sensin yani ortası. Hayır yani tabii senin ki senin bir üstün nasıl bir şey ya? Ne abi senin üstün? Kim? Uzaylıdır o. Kim var? Uzaylı olabilir. Hayır, senin gerçekten üstünün fanuslanması lazım ya. Yani bir şey olur falan diye değil mi? Hayır, gerçekten öyle düşünüyorlar da bence yani öyle yakışıklı falan sayılmaz ya. Normal sıradan bir Allah Allah. Şey yani. Sen buranın kimsin mesela? Sen burada kimsin sence? Judd Law. Buranın ya yani Türkiye'nin nesisin sen? Kıvanç Tatlı Tuvalet. Bizim mahallede kasapçı Ahmet var. Ama Norveçli kasap böyle sarı saçlı. Buyurun hoş geldiniz. Mavi göz. O yüzden normalim. Normalsin sen sizin evet. ülkede. Evet. Allah Allah. Emrah sen? Ya ben de normalde de yakışıklı değilim ki zaten hani. Nasıl? Yalan. Çürürsün sen. Yalan. Hayır. Hayır. Ya oradan kızlar böyle yapıyor. Hem de mütevaziyet ya. Abi, yani hayır. Bak bunu dedirtmenin bu kadar ucuz yolu. Ben yakışıklı değilim ki böyle gözlerde böyle hani söyleyecekler mi? Gibi böyle. İçi de güzel işte. Değil mi? Tabii canım. Çok çap. Bir kere çok delikanlı adam gibi adam yani. Estağfurullah. Yüzden öyle mi? Tabii canım çok efendi. Ben evet. bir şey söyleyeceğim. Çünkü burası bu masal hep yakışıklı ama burası kuaför yok mu Türkiye? Çok kuaför var. Ne yapıyorsun sen ya? Beğenmedin mi? Saç. Baba ya.
Benim eşim evet. Kıvırcık hastası, tamam mı? Ne diyorsun? Tabii. Ve benden doğal çıkıyor. Kuzu gibi. He, evet, ben de böyleyim, biliyor musun? Evet, karakteri de böyle. Ben kuzu gibiyim, evet. Bir gün föllettireceğim o saçları, öyle çıkacak sana dümdüz. Yaptırdın mı? Hadi yapsam diye. Lütfen bir kere ya. Düz mü? Evet, düz, evet. Vallahi... Bir bölüm yap abi. Tamam ama söz mü? Robbie tamam, gibi söz. Ama beraber bir foto çekeriz o zaman. Tamam. He? Tamam. Ve sen kıvırcık ol. Bir tane kıvırcık peruk takacaksın. Ben böyle... Bu zaten geldi kıvırcık. Tamam bak sana başlıyorum. Evet tamam. Tamam bütün Türkiye dinliyor ha. Biliyorum. Tamam. Söz mü? Söz. Tamam. Sizin ülkenizdeki güzellikle ilgili atasözlerini merak ediyorum. Biz de mesela işte ben güzele güzel demem, güzel benim olmayınca. Evet. Güzele bakmak sevaptır. Zorla güzellik olmaz mesela. Buna benzer atasözlerimiz vardır. Sizdeki bunların karşılığı olan atasözleri hangileridir? Ya bizde mesela şey var. İlk önce Slovakçasını söyleyeyim, ondan sonra lütfen söyleyeyim. Neydi? Adam o kadar türlenmiş ki Slovakçasını hatırlamıyor. Yok. Niye vşet kuzlato çosa blişçi? Tabii doğru. Doğru yani tabii ki. Bak çok iyi şey ama şey demek. Çok doğru. Parlayan her şey altın değildir demek istiyor. Çok güzel. Yani güzel olabilirsin ama için kötü olduktan sonra hiçbir anlamı biraz yoktur. Biraz da karakterin olsun yani, kesinlikle, değil mi? Kesinlikle. Ya mesela Antonio'nun kafası laf, da parlıyor. Güzel ama. Laf. Ama önemli olan Antonio'nun içi. Çöbi ya. Çok iyiydi Çöbi. Böyle yapıyordu. Evet. Durdurulamıyor ya Çöbi. Durdurulamıyor. Ya ben de anlatayım o zaman Kore'de bir tane. Evet. Mos sengin saramın dunur apıge ogo, arımdağın saramın kasım apıge anda. Arılar Kasım'da bal yapar. Arılar Kasım'da. Yanımda. Evet. Gibi bir şey. Ya, arının şey. Kasım'da yaptığı bal haramdır gibi böyle bir şey çıkıyor. Haramın. Çirkin insan gözünü ağrıtır. Evet. Güzel insan da kalbini ağrıtır. Oo, çok güzel. Güzel laf baba. Güzel. Bravo baba. Bravo. Çabı koptu gidiyor gerçekten. Başka ne var? Başka ne var? Sende var mı? Ne var? Beauty begins when you make the decision to be yourself. Evet. Yani diyor ki... Diyorum ki... ya, güzellik... güzellik kendin olmaya başladığında artık. Güzellik kendin olmaya karar... Vermenle başlar. Kendin olmaya karar verdiğin anda güzelliktir. Güzel bir şey. Yani güzel olan kendin olmandır yani. Hayır. Evet. Kendin olmaya karar verdiğin anda... Güzelsin. 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 Ya ya olduğun gibi görün ya da göründüğün gibi ol. Aynen öyle. Bizdeki de bunun karşılığı. Ben hiçbir şey anladım ben. In English or Turkish? Boş. Yani samimi ol diyor Pascal. Samimi ol yani kendin gibi ol diyor. Pardon. Tamam. Başkası olma, kendin ol. Böyle çok daha güzelsin. Değil mi? Aynen. Onun gibi. İspanyol ne? Bizim saçlar yine İspanyol aynı. İspanya ne var? İspanya'da. İspanya biz duygusalız, biz kızıl gibiyiz. Evet. Biliyorsun. Una mujer graciosa. Una mujer graciosa. Graciosa vale más. Vale más. No, una mujer fea. Una mujer. Herkes ana dili unutuyor. Una mujer fea y graciosa. Okay, fea tamam. Y graciosa vale más. Vale más. Que bonita y sosa. Tamam yemek yani. Afiyet olsun. Afiyet olsun o zaman. Sosa. Bak ne demek? Yiyorsa öyle yapıyor. Yani biraz güzel değil yani biraz çirkin bir kadın. Evet biraz çirkin ama bir kadın. Ama eğlence. Ve çok esprili ve çok hayat. Meseli. Dolu hayat. Meseli ya. Daha değerli ve güzel ama şey. Güzel ama. Güzel ama değil ama. Güzel ama şey yani şey çanta şey. Anladın değil mi? Ben tercüme edeyim mi? Evet. Şimdi güzel olmayan fakat sempatik bir kadın. Slovak İspanyol'a tercüme ediyor. Evet ya. Ve Türkçe konuşuyorlar ikisi de. Ya anladın mı? İspanyolcusunu anladın mı? Güzel olmayan fakat sempatik bir kadın. Evet. Güzel ama fakat sempatik kadın. Olmayan kadından daha güzeldir demek istiyor. Çok güzel. Aferin. Evet. Aferin. Çok teşekkürler. Bundan sonra birlikte çalışın. Tabii her yeri beraber gideceğiz artık. Bundan sonra sana soracaklarımı... Bye bye Danilo. Evet, şeyi soracağım. İtalya. La belle. Non mi chiedere a me guarda Pascal, davvero. Tutta una matica cambia di pazzi questa, eh. Tamam, ok, pardon. La bellezza è negli occhi di tutte le donne. Yani?
Kaden, bana terişimi soruyorsun Sinan abi. Kaden gözleri, bütün kadınlara gözleri içinde bir güzellik var. Evet. İşte bu. Bütün kadınların gözlerinin içinde bir güzellik var. Baba bir şey soracağım. Çünkü İtalya'dan bir tane de var. Kiva, Pianova, Sanova, Valentano. Ne demek? Ama bu güzellik alakası değil. Ya bilmiyorum. Yavaş giderken bayağı uzak gideceğiz. Yani. Okey tamam. Okey. O zaman bir tane daha güzel. Güzellikle ilgili. O zaman bak Pascal'cığım bu senin için. Ogni scarafo è bella mamma so. Yani? yani? Bütün böcek. Böcek. Kendi annesine için dünya güzel. En güzel böcek. İşte, kuzguna yavrusu şahin görünür. Aynen. Robi çok pardon. Bu arada merhaba. Buradayım. Merhaba. Orada hayat varmış. The best of beauty is that which no beauty can express. Yani Türkçesi gerçek kendine güzellik gördüğünle sınırlı değildir. Gördüğünle sınırlı değildir. Evet. Ha, baktığında sınırlı değildir. Yani aynen. İç güzelliğe vurgu yapan bir şey sanırım. Evet. Hani dışı böyleyse içinde neler var? Hani dışıyla yetinmeli. Evet, peki bize İngiltere'den katılan Robbie'ye çok teşekkür ediyoruz. Görüşürüz. Masa. Masataka Kobayashi. Evet. Japonya'ya ait güzellikle ilgili bir atasözü var mı? Varsa bizle paylaşır mısın? Teşekkürler. Utsukushii hito to wa mitame ga kirei dewa naku ...cibün ni cişin o motteyir işte de yarın. Şarkı sözü gibi. Evet. Bitmedi mi hala? Bu bitmedi, kadar mı? Devamı var. Ha, evet. Bu bitti. Yalnız. Ne demek? Türkçesini söyler misin tatlım? Güzel insan... ...görüntüsünden değil... ...kendimi güvene insan. Bravo. O da doğru. Güvene vurgu yapıyor. Adamsın. Adamsın. Kalk. Japonca'ya da hastayım. O kadar uzun Japonca evet, ama şey kadar. Güven. Aynen. Güven vurgusu yapan çok teşekkürler Çabi. Çok güzel. Çabi. Çabi dedin bak. Çabi. Evet. Ben tercih ediyorum. Hayır, arada bir şey yaptın göz ucuyla onu gördüm. Ona dedim. Çok güzel Çabi. Yer miyim oğlum ben? Andrei. Sizde güzellikle ilgili bir atasözü var mı? Var. Sizde çok güzel var çünkü mutlaka var. Hepsi güzel. Yani. anlat baba anlat. Krasata biz uma... Aşırı bizdenyak. Bizdenyak. Aşırı bizdenyak. Aşırı bizdenyak. Türkçesini söylesen. Ne tercüme edeyim? Beyinsiz güzellik boş cüzdan gibidir. Oh. Güzel. Çok güzel. Anladım. Bravo. Beyin güzelliği. Bravo. Beyin güzelliğine vurgu yapılıyor. Aynen, çok iyi. Biz Rus kadının da onu ararız ama değil mi? Yani terbiyesiz ya. Akıllı ararız. Ararız. Kavaş çalışsın. Şey diyeceğim. Her söz... Herhalde iç güzellikle dış güzelliği karşılaştırıyoruz ya. Evet. Hep iç güzellik mi güzel yani? Daha güzel. Yani o çok daha tartışılır önemli. Aslında. İç güzellik mi, dış güzellik mi? Çok tartışılır. Şimdi sizden istediğim bir şey var arkadaşlar. Bir canlandırma yapmanızı isteyeceğim. Konu şudur ki, hani bu internet üzerinden bazı hesaplarla böyle yazışırsın falan kızlarla falan. Ve buluşma zamanı denk gelir. Hiç yapma da ben. Ondan sonra hiç oradaki fotoğraflar gibi çıkmayan birisi gelir karşına. Bunu yaşıyor herkes. Çakma. Gerçekten mi? Bak kızlara bak nasıl başlarını salın. Gerçekten yapmayın yavrum. Çakma foto mu? Mesela Burcu Esmerso gibi birisini görüyorsun fotoğrafına. Bir bakıyorsun Robbie çıkıyor falan. Ama var ha. Var böyle bir şey. Sakallı. Kötü değil ya. Olabilir. Şimdi bununla ilgili bir canlandırma yapalım istiyorum. Bunlar böyle yazışmışlar falan buluşuyorlar. Danilo benimle yazıştığını zannediyor. Seninle yazıştı. Hesapta seninle yazıştı. Ama Robbie mi o? O ya göreceğiz bakalım kimler ne yapacak. Danilo yazışıyor kızla. Sonra kız geliyor gibi bir canlandırmamız var onu görelim şimdi. Ya 3G çekmiyor burada. Belanı versene. Ya bu kız gördüm ya. Ya sosyal medyada buldum. Ya nasıl güzel bir kız ya. Ya bu Burcu nasıl güzellik ya. Böyle bir göz, böyle bir saçları. Evet. Böyle bir vücut. Oo.
Ya bekliyorum. Biliyorum bu kadın doğru bir kadın. Ben evleneceğim mi? Aa, şey, burada tabii ki de bir kere daha yani. Önce bir eşinle konuş istersen bu konuyu. Hazır mısın? Bu kız evleneceğim mi? Fakat nereye gitti ya? Bekliyorum daha gelmedi. Buradayım daha... geldim. Aa. Buradayım. Aşkım. Aa, bir dakika. Aa, aşkım evet. Geldim. Sen... Saçları aynı aa, zaten. Evet sevdim. Saçlarını beğendin mi? Abucu iki geldi. Seni bekledi. Merhaba. Merhaba. Sen Elio. Merhaba. Saçlarımı beğendin mi? Sadece o ama. Ben seninle galiba evlenmek istiyorum. Bir dakika, bir dakika. Bir şey, önceki bu ne ya? Bu sakal mı? Ya normalde ben tıraş oluyorum ama bugün olamadım. Onun için özür dilerim. Ya önce... pardon. Ben... Bir şey söyleyeceğim. Gidiyorum. Yok yok hayır. Bir dakika. Abilerim gelecek şimdi. Dur ya, bir dakika. Bırak abi, ya. Bırak abi. Ne abi? Bırak beni. Bırak beni. Hayır gel. Ne olur. Abilerim geldi. Hoş nasıl geldin abicim. Aşağıda. Ne yapıyor? Dünyanın güzel. Oldu hayırlı. Kızım ya, ne oldu? Şey, ha enişte. Pardon, gel. Enişte bu mu? Burcu ne haber ya? Gel gel. Bu mu? İyi misin canım? Gel gel. Ne güzelsin ya. Burcu. Sen bunu mu beğendin? Bunu mu beğendin? Ben bunu evleneceğim. Pardon. Tamam. Pardon. Aa enişte gel lan. Gel ya. Gel bu çok. Pardon. Bak gitme bir dakika. Bak çok tatlı bir şey. Bak sana bak. Gel be. Yenge. Yenge ne haber yenge? Pardon önceki ilk bir şey. Ya bu çok daha güzel. Bir dakika bir saniye. Gel. Aa yok. Oradan. Boş ver bunu ya. Bu senin abi. Bu senin abi. Bu benim abim mi? Ha pardon. Yok. Ben onun abisi. Bir dakika. Önceki bir şey sormak istiyorum. Bu aile bir yanlışlık var. Doğru. Bak sana. Greatler yani. Kısacası. Sen karışık yani. Kız kardeşimizle evleneceksin öyle mi? No. Bir yanlışlık var. Bak dinle. Benim aile için tamam mı? Benim kız kardeşim için. Her onun mutlu için. Onu çok seviyorum. Ama ya. Oğlum biz seni çok sevdik. Gel korkma. Kızım, abi. Ailemize hoş geldin. Korkma canım gelsin. Abi. Bak abi. Kız kardeşimi düzelsen. Kız kardeşimi düzelsen. Bu ailemize adım değil miyiz? Öyle bir şey yok. Baba. Ya fakat bu kardeşim bayağı şirkin ha. Burcu Esmer Soy'un fotoğrafları var. Ondan photoshopladım. Yani biliyorum gerçek hayat o kadar güzel değilim ama yani. Fakat tıraş olabilirim yani. Bayağı. Her gün tıraş olabilirim. Bir şey olmaz. Saçın güzel. Bak. Abi. Bir yanlışlık var. Bir yanlışlık yok. Yanlışlık. Sen yazmadın mı kız kardeşime? Yok. Nasıl yazmadın? Nasıl buluştun? Ben yazmadım. Ama ben seni sevdim. Oğlum abi biz... bir dakika. Bir dakika. Anlatacağım. Hadi anlat. Anlat ne yapacaksın? Hadi. Nasıl ben yazmadı. Ya? Kim yazdı? Benim arkadaşım yazdı. Ben o için geldim burada kontrol yapmak için. Ne demek kontrol? Yani böyle bir... Sonuç? Bir dakika. Çağırayım hemen. Erim. Alo. Manuel. Danilo. Neredesin Manuel? Nasıl anlatacaksın benim kız kartı? Hadi anlat. Hemen. Gel burada. Buradayım. Arkadayım. Ay. Bu ne? Hoş geldin. Abi bu ne? Hoş geldin. Bu kim? Abi çok güzel. Hoş geldin. Çok yakışıklı. Abi bu kim ya? Manu beni kurtulmak lazım. Bir dakika. Biz kardeşlik değil mi? Ben seni çok seviyorum Manu. Tamam. Sen burada bekle 5 dakika. Hemen geliyorum. Dert nedir? Tamam. Alo. Alo. Bu da sağlam. Hadi. Alo. Sen evleneceksin mi? Hop. Millet, down kız benim. Aa, evet. Harikaydınız ya. Harikaydınız. Abi siz de şey çok merak ediyorum. Mesela biz yurt dışına gittiğimiz zaman bir Türk gördüğümüzde falan direkt tanıyoruz halinden, tavrından falan.
Evet. Nedir o bilmiyorum ama tanışıyoruz hemen yani. Aa bu Türktür diyoruz. Siz de mesela... anlıyorsunuz İtalyanı falan. Ben tabii ki de ben hemen böyle bir kilometreden koku. Bizim o derece yani. Ben Masataka'ya sormuyorum bile. Masataka sen direkt tanıyorsunuz zaten. Ya mutlaka %100. Gördüğün zaman direkt tanırsın. Tabii ki de. Kesin yani niye tanımışsın? Gözünden tanır bu. Ya şimdi şöyle bir muhabbet var ya Koreli, Çinli, işte Japon falan filan evet. Birbirine karıştırıyor mu? Ama biz değişik bir şekilde anlıyoruz abi. Hiçbir şeyden benzemiyoruz. Gerçekten anlıyoruz. Peki Andrei sen mesela Rus gördüğün zaman hemen tanıyorum. Tanırsın. Manuel sen? Tabii hareketten anlarım. Hareketten. İspanyollar daha hareketli. Aa. Direkt evet. Anlaşılıyor abi kendi ülkemiz. Herkes tanır yani. Herkes evet. İnsan sarrafı burada. Evet. Bizim en sevdiğimiz şey iddiaya girmek değil mi öyleyse? Bence de ya. Var mısınız iddiaya o zaman? Burcu bir iddia atalım mı ortaya? Hadi. Evet. Bence, bence tanıyamayanlar çıkacaktır buradan. İddiadan önce. En az iddiadan 3. Önce. Kızları gönderelim mi buraya? Anlatacağım. Ne oluyor ya? Şimdi oturun abi, saygı duruşu gibi kalktılar ayağa böyle. Şimdi her milletten burada 8 tane kız var, tamam mı? 8 tane kızımız var burada her milletten. Siz kendi milletinizden kıza geleceksiniz, bakacaksınız, kızlar konuşmayacak ve onu tanımaya çalışacaksınız. Alacaksınız, yanınıza götüreceksiniz o kızı. Panorama. Bakalım doğru kızı bulmuş musunuz? Her ülke var değil mi? Her ülke var. Her ülke var abicim. Ben sıradan abi. Başlamak istiyorum. Ma c'è anche un'italiana qui per caso? Manuel, Reina, kızlarla konuşmayacaksın. Yani kızlarla sen konuşabilirsin, kızlar konuşmayacak sen. Abi çok kolay. Çok kolay. Bak. İspanyol kızı bulmaya çalışacaksın. Un, do, tre. Un pasito pa'lante, Maria. Un, do, tre. Un pasito pa'tra. Esta. Esta. Esta aquí. İspanyol mu diyorsun? Evet, bu İspanyol. Tamam, al yanına. Gel. Bakalım İspanyol mu? Çıkacak. Bence değil evet, abi. Evet, Emrah. Değil ya. Oh. Bakalım. İyi değil. Slovakya'ya ait olan kızı bulacak mı? Ya benim için aslında çok kolay. En soğuk bakan Slovak'tır genelde. En soğuk mu? En soğuk bakan. Evet. Zor ya. Bunlar hiçbir Slovak değil bence. Bir bak bakalım, bir git yanlarına, bir böyle alıcı gözle. Povesce mi ktore zo Slovenska, aby sme to mali za sebou. Herkes gülüyor ya. Evet, neyine göre seçersin bir Slovak kızı? O mu diyorsun? Sen, değil. Hemen al yanına götür abicim masaya. Amerika'dan Antonio Stocks. Bravo, 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 bravo. Evet, tamam, tamam babuş, tamam, tamam babuş. İyi abi vallahi değil. Evet. Antonio. Şey, pardon Sinan abi. Danilo bir dakika, Danilo bir şey söyleyecek, söyle. Ya pardon Sinan abi ama böyle devam etsen bana böyle sadece Japon kalacak. Böyle devam ederse bana sadece Japon kalacak diyor. Çok güzel. Evet. Chabi Han geldi. Ne demek ya o ya? Senti, manki, sei italiana? Sei italiana? Chabi. Bence bu. Chabi, benim zaten iki seçeneğimiz var galiba. Hayır. Chabi. Chabi. Annyeonghaseyo. Konuşmayacak mı oğlum öyle? Konuşma, cevap beklemek yok. Abi çok karışık şu an. Bak 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 abi abi. Hadi oğlum birisini seç. Ne, nasıl anlarsın? Anlarım dediğini gösterin. Ya ben... No! Bravo! Andrei Polyanin! Bak nasıl taşıyor kızım, nasıl taşıyor ya? Ben seçemeyeceğim o zaman. Ben seçemeyeceğim o zaman. Ben seçemeyeceğim. Abi çok zor ya. Dur bir dakika. Bence ya. Kızların hepsi de Rus olmak istiyor şu an. Evet. Ben Rus'um diyecek. Ben Rus'um. Bu tarafa değil bence. Ben seçemeyeceğim. Bence bu tarafta.
Dedi işte. Evet, bu boyundan dolayı onu seçti. Danilo Zanna geliyor. Bence bilmiyorum. O mu? Ben İtalyan. İtalyan gibi değil mi? İtalyan diyorum ben. Ya tabii ki de burada ya. Yo bence come state tutto bene? Sai che ti riconosciuto, dai. Ha konuşmuyorum. Tabii o konuşmuyor. Sen istediği kadar konuş. Ha, tamam. O konuşmayacak. Tamam. Tamam seçti. Seçti mi? Seçti. Tamam. Bu istiyorum. Bu istiyorum. Masa çalışka. Abi. Abi zaten şey yani. Bitti. Bitti. İki seçeneğin ikisi de bitti ya. Olur mu canım? Değil. Belki şampuan. Hadi belki abi. Belki Japon. İtalyana. Anne Japon belki. Değil de. Como konnichiwa. Baba Sivaslı. Bence seninki gitti buradan ama. Yemin ediyorum kızın Japon'u çok iyi anlıyorsun. Herkes İtalyan. Bence manyo aslında İngiliz'e almış. Andrei. Abi bu çok eğlenceli manyo. Ben dünyanın en iyisi. Robby bir tane kız var zaten alıp gideceksin. Bak yemin ediyorum arkadaşlar bu kesinlikle %100 İngiliz değil. Ama almak zorunda kaldığım için alıyorum. Kusura bakmayın ama İngiliz olmadığını biliyorum. Bir reklam arasına gidiyoruz. Bakalım sonra hangisi doğruymuş. Evet sen. Habla español. ¿Siz Slovenska? Are you American? 한국인이신가요? Masa italiana. Anata, 일본인ですよね? Seninle yarışmak istiyor çocuklar. Şu babet çorapları göstermeye değdi mi şu an? Değilim abi. Sizin kültürünüzdeki magandaları merak ediyorum. Arabada korna çok çağırıyor ya. Mem. Ne yapıyorsun lan? Ya. Tights böyle bir şapka. Püh yapıyorlar bu ne ya? Sevgilim seni arıyordum diye. Fransa'da doğdu. Beşiktaşlı oldu. Seninle yarışmak istiyor çocuklar. Pascal! Pascal! Hadi be! Allah! Allah! Kardeşim hacı. Evet baba. Dolapları açar. Sizin kültürünüzdeki magandaları merak ediyorum ben. Ha, bana değil, bana aynen değil. Bir arkadaşıma oldu. Ama kadının magandası olmaz ki. Aa, var. Pum, pum. O zaman ben de mi magandayım? Fransa'da doğdu. Beşiktaşlı oldu. Valla stüdyo çiçek gibi oldu. Buradan yapım grubuma sesleniyorum. Arada sırada böyle stüdyoyu güzelleştirmek gerçekten hoş olabilir değil mi çocuklar? Çok nasıl güzel kokuyor. Evet, çok güzel. Evet evet. Pascal sence doğru mu seçimler? Vallahi, senin fikrin var mı? Vallahi bilmiyorum ama ne güzel. Ne güzel dünya yani. Ne güzel dünya. Bu programa gelmeyi seçmek çok gerçekten iyi. Gerçekten ya. Ay çok merak ediyorum. Japon doğru. Japon doğru. Japon. Belli yani. Japon doğru. Sonra İspanya bilmiyorum. Amerika %100. Doğru mu? Doğru, evet doğru. Hayır değil. Sonra İtalya %100. Kesin. Evet. O kadar yani. Şimdi bir ben şey Slovak kız nasıl buldular onu çok merak ediyorum. Aa, çok espri mi yaptın peki, anlamadım. Bir şey soracağım. Şimdi bir şansınız olsa değiştirmek isteyen var mı? Ben evet. Robbie'yle değiştirebilirim. Bak ben. Bu taraf memnun yani yaptığı tercihten. Bu taraf tamam. Yaptı tercihten. Ben Robbie'yle değiştirebilirim. Kimle değiştirmek istiyorsun? Robbie'yle. Çünkü şüphelendim. Ya şey, Robbie'yle değiştirmek istiyor. Rusya'da Slovak olabilir. Pardon bu diyorum ama. Pardon. Ya İngiliz ya İskoçya pardon İngiliz Andrei'nin kullanabilir ya. Ya şey, biz öyle hissettik. Ben tamam değiştir. Siz ikiniz mi değiştirmek istiyorsunuz? Tamam değiştirelim. Evet. Hadi. Tamam değiştirelim. Emin misiniz? Bak bir şey soracağım. Evet evet. Bak son kararınız mı? Hadi. Evet. Ya ya. Son karar mı? Peki başka değiştirmek isteyen var mı? Ya bak ben seni satmayacağım ha. Satmayacağım seni.
Bir, tamam değiştim. Abi çok heyecanlandım. Vay be. Allah, hadi başlayın ya. Var mı başka değiştirmek isteyen? Kız bitti yani. Bakalım. Evet, şimdi İspanyol kızlar demiş. Anlatacak bakalım nereli olduklarını. İspanya. Habla español? Sí. Bravo. Vale, encantado. ¿Cómo te llamas? Ainhoa. Qué bien. İki İspanyolun topraklaşması. Evet. Las españolas son así, ¿eh? Perfecto. Neler söylüyor kim bilir şu an? Biz kendini halkı yani biz tanıyoruz. Biz yani şey. Ben dedim ya harekette bak. Ben şarkı söyledim ya. Normalde o dans edecekti. Ben biliyordum İspanyol dans etmeyecek. Neden? Saklayacak kendini İspanyol. O yüzden. Bravo o zaman. Vay be. Evet. Akıllı, akıllı. Hemen Emrah seçti. Bakalım doğru muymuş? Mikrofon iletebilir misin? Manuel bildi. Bakalım Emrah bilebilmiş mi? Siz o Slovenska? Hayır. Kalk o zaman. Ben oturacağım. Ayıp ya. Ayıp ya. Ayıp ya. Ayıp ya. Ayıp ya. Ayıp ya. Şivar Emrah gitti. Türk mü? Peki nerelisin? Türkiye. Türk mü? Türkiye. Tabii ki. Ne güzel ya. Slovak kızı bulamadılar. Ben diyorum Slovak kızı bulamadık. Çok güzel canım. Bakalım Antonio'nun tercih ettiği mikrofonu tutarsan Antonio bayana o bir söylesin bakalım nereli olduğunu. Are you American? Hell yeah. Yeah. Yeah! Bravo. Bro, bro, you tell me, you tell me. You tell me. Manuel bildi, Antonio bildi, Emrah bilemedi. Ki Slovak'tan anlarım falan. Neyse. Sırada Chavinki çok merak ediyorum. Chavinki. Hangi ülkeden? Yok. 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 Git ya. Kuy ya. Geç yerine geç. Geç yerine yok öyle bir şey. Hadi hadi geç yerine. Yerine geç. Bilemedin oğlum. Hani sarraptınız? Zaten iki tane çekik gözlü var ve onu da yanlış buldu ya. İki tane yani. Abi. Abi. Evet. O zaman ben söyleyeyim. İki tane çekik. Nereli bu arada? Nerelisiniz? Japonum. Japonum. Bravo. Hadi anlıyorduk. Hadi anlıyorduk. Geçti geçti. Hadi geçti. Geçti mi? Yani masa takı geçti. Gibi konuşuyor. Evet Andrei. Nerelisin? Slovakya'dan. Ben dedim sana. What's up? İtalyan mı yoksa? What's up? Ne dedi? What's up? Yıkıldı. Toprağımı bulmuşum. Biraz konuşalım. Ne konuşacaksın ya? Normalde zor bulacağız. Slovakya'nın yeşilini mi konuşacaksınız abi? Bir dakika. Siz dansını gösterirse? Evet. Vesnos Bardiova. Fakt. Ne diyor, ne diyor, ne diyor? Ya bize de anlatacak mısınız ne konuşuyorsunuz? Evet ya. Ne diyor? Ya şey, aslında bize çok yakın bir şehirde. Ha? Şehirde. Burada komşu mu? Komşu mu? Komşu gibi gibi. Ha, tamam. Evet. Burada öğrenmeye şey öğrenci şu Emrah anda. Emrah da Slovakya turundayız şu an. Evet canım. Hayatını anlattı. Evet şu anda şey öğrenci burada Erasmus için geldi. Evet. O kadar şey konuşuyor. İşte senin tarafından seçilemedi. Alkışlıyoruz. Bravo. Yayından sonra konuşuyoruz. Bravo. 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 Emrah'cığım yayından sonra konuşuyorsun. Tamam mı tatlım? Hadi. Evet. Mikrofonu. Mikrofonu. Danilo Sanna. Sen sorsana bakalım. Tabii gideyim. İtalyan çıkıyormuş var ya. Mikrofonu sen ona tut mutlaka. Düşünsene. Çalışıyor değil mi? Evet. Senti cara, ma tu. Così bella, così simpatica. Ma sei italiana? Italiana. İtalyan mısın? Sanmıyorum ya. Şaka yaptı. Nasıl şaka yaptı? Moğolistan'dayım. Gerçekten. Moğolistan'da çıktı. Allah'ım ya. Yani buraya yok ya. Hayır. Ben burada nasıl doğru cevap bulacaktım o zaman? Ne yani? Çok sağ ol. Abi işte seçeceksin zaten bir tanesi Japon, bir tanesi Koreli üzerinden. Adamın Moğolistanlı çıktı ya. Evet. Evet. Sıra geldi. Sıra geldi. Masataka Kobayashi. Domo, konbanwa. O genki desu ka? Anata, Nihonjin desu yo ne? Sono italiana. Italiana. Russo? Brana, vieni, ti abbraccio. Allora, come stai? Ma come ti chiami? Evet. Bir ritmo al calio. Vivi qui a Istanbul? Dai. Ma guarda che io... Va bene, l'avevo capito, no? Alla demza tempo italiana, ma sei... Ne yaptın ha? Çokolay, alla demza. Çokolay, çokolay, yalan. Anladım, Moğolistan'dan gideyim dedi İtalyana. Kendimi zorlandığı için yani. Evet, Robby. Evet, şimdi senin... Yok değil mi Rus? Burada Rus var mı? Sen Rus musun? Da. Ben biliyordum. Çok kaba. Ben Rus kaba. Ay, Rus kaba.
Çok İngiliz kaba. Yok. Belli ki burada İngiliz yok. Ben anladım zaten. Sen bana gel Türk. İngiliz'e çok benziyor. Ya ya ya. Bu arada kimler buldu şimdi? Bir ellerini kaldırsın. Antonio kimler buldu? Manuel buldu. Hayır, biz nasıl bulacaktık abi? Hayır. Hayır. Kimler buldu? Sen bulamadın. Antonio buldu, Manuel buldu. Başka bulan var mı? Ben seçemedim zaten ya. Bak, koskoca insan sarrafıyız, buluruz falan dediniz. Sadece iki kişi. İki kişi bulabildi, o hayır, kadar. Hayır, bir dakika abi. Corelli yok ki. Corelli olsa direkt anlardım abi. Bu arada bir veteremiz var. Çocuklarla işkembeciye gittik. Bu hafta işkembeciliği öğreniyorlar. İzleyelim bakalım. Efendim, işimiz işkembeci. İşkembeyi kübralara atmayacağız, işi ustasından öğreneceğiz. Ustam nasılsınız? Teşekkür ederim, sizler de hoş geldiniz. Ustam, harika kokular geliyor şu an burnuma. Öyle değil mi Robby? Yani geliyor da harika falan değil de yani. Anlamıyor, bilmiyor. Bize yok, biraz... Yabancı eli ne oluyor ondan da. Tabii ki. Bir çocuklara gösterebilir miyiz? Meraklılar çünkü tabii, biliyorum. Özellikle Robby. Ne oluyor, gösterelim. Robby bir bakar mısın? Elini alıp bir... Şöyle bir elleyin, bir evet, çok güzel bu. Böyle bir elleyelim. Bakalım. Tamam, Robby'cim, nefis bir şey. Bu arada Danilo, sen aşçısın ve sizin ülkenizde var mı işkembe? La tripa. La tripa. La tripa. Ooo, silah. La tripa, la bia, sete. Ne yapayım şey? Atayım usta. Buyurun. Dinliyorum. Allah pişiyor. Okay. Bu arada suya atılınca çok güzel. Şu anda hemen kokusu gelmeye başladı. Yani. Diğer şırdanı da attık şu an. O da kaynamaya başladı. Burada işkembe genelde damar bölümünü çok insanlar merak eder. Ben size onu da göstereyim. Damar bölümü. Gördüğünüz gibi bakın, iyice bakın böyle. Gördüğünüz böyle pamuk gibi. İşkembenin müdavim olan insanlar genelde bu damar bölümünü isterler. Niye öyle bir şey isterler ki? Kıymetli bölümü, çünkü buraya hayvanın hiçbir şekilde pisliği değmiyor. Şuraya. En temiz ve en lezzetli yeri diyebiliriz değil mi? Hepsi temiz bence. Niye temiz diyeceksiniz? Çünkü bunlara dediğim gibi kan gitmediği için mikrop da gitmiyor. Bundan bir tatmalısın. Bir de ustam sana bir şey ikram etmiş. Bizde çok önemlidir bu. Aa, nasıl yiyeceğim ya? Sizdeki bacon gibi düşün. Pardon, ben bunu hiç yemiyorum ya. Çok güzel kokuyor. Şu an yerim. Sizi özendirmemek için yemiyorum. Gerçekten güzel kokuyor, evet. Danilo, ne diyorsun sen? Midesi bulanıyor ama siz seviyorsunuz. Sen seviyorsun özellikle. Ya bugün zaten hiçbir şey anlamıyorlar ya yemek konuda yani. O belli ha, zaten. Oldu. Dünya biliyor ya. Ya işkembe her türlü iyi gelir bence yani. Şimdi ustam bize o kaselerin içindekileri tek tek anlatabilir misin? Şimdi işkembe çorbamız. Bunu ne yapıyoruz? Şu gördüğünüz büyük şirdenle damarı ince ince böyle bu şekilde tak 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 kıyıyoruz. Bu hale getiriyoruz. Sadece satırla kıyıyoruz. İyice izleyin, siz de yapacaksınız. Tamam. Bu işkembe çorbamız. Burada bir de şey var. Tuzlama dediğimiz tabir. Bu da iri parçasına tuzlama, ince kıyımına da işkembe çorbası deniyor. Artı bir de demin bahsettiğimiz damar dediğimiz olay var. Bu da onun damarın da şeyi. Bakın bunlar büyük parça, görüyor musunuz? Hı-hı. Şimdi mesela şu tuzlama ufak yanında. Damar en irisi galiba. Damar en irisi ama işte dediğim gibi bir hayvanda 2-3 porsiyon aynı çıkıyor. Fazla çıkıyor. En makbul yeri burası kıymetli yani. Kıymetli olanı bak. Robby, bir bakar mısın acaba pişmiş mi? Tamam. Kıvamına gelmiş mi? Yani olmamış da yani. Pek dokunmak da istemem ya arkadaşlar. İstersen bir de koklayarak bak. Şöyle içine çeke çeke. Yani kokusu yani. Olur mu Robby ya? Bakman lazım. Tamam, kokusu geliyor yani. Tamam. Geliyor mu? Geliyor. Sen böyle değil mi? Evet. Yavaş yavaş ama. Yavaş yavaş, sistematik olarak. Tamam. Ve sistematik olarak. Sen Robby aynı zamanda tekrar bir kontrol yap. Çünkü bence o pişmiş, haberin olsun. Ha, oldu. Robby bakar mısın? Tamam. Daha 6 saat daha var bunun Danilo hocam ya. O da değilmiş, bayağı sert. Yok. Daha değil. Yavaş yavaş pişiyor bu arada. Nasıl Danilo, kolay mı? Ya kolay tabii ki de, bir sistem var. Her iş öyle zaten ya. O burada böyle bir tecrübeli lazım mı, değil mi? Böyle bir zaman geçmek lazım mı? Kokoreçi beraber, şeyler beraber. Bence çok başarılı şu an. Zarar da vermedi değil mi işkembeye? Eyvallah. Çok sert de yapmadı. Bolu'dan Bolu güzel aşçılar çıkıyorlar. Evet. Ama işkembe için yok yani. İşkembe için yok böyle bir şey. Bakalım İngilizcen işkembeci olacak mı? Eline çok yakıştır o benim. Tamam. Şimdi ne yapıyorsun? İşte demin. Usta, burada bir hata mı var şu an? Bilmiyorum. Yalnız şeyle, satırla kavga etmeyeceğiz. Ha.
Satırlar nasıl kavga ettiniz ya? Yani yavaş yavaş değil mi? Öyle. Biraz satırla tahtaya saygı duyuyorum. Tamam, saygı duyuyorum sana. Satırla tahtaya saygı duyuyor bak usta. Oldu mu? Biraz. Sence biraz oldu mu Robi? Ne bileyim ya, ilk defa böyle bir şey yapıyorum ya. Bir de değmiyorum zaten bu şeye. Robi düşün, işkembe senin arkadaş yani. Yani onlar şu kazana fışkırmayacak değil mi usta? Gelmeyecek yani. Çünkü gerçek böyle yaparsa 10 porsiyonla bir porsiyon bizleri yandırır. 10 porsiyonla bir porsiyon diyor. Yani zarara uğratırsın diyor restoranı. Robi. Pardon. En bıçağı böyle yaparken Robi'cime yağdan temizliyorum ve aynı zamanda bıçak da sıcak oluyor. Şunu anlamıyorum. Bıçağı temizlemek için pis suyun içinde. Pis su içinde değil abi. Kendi su içinde. Ha, anladın mı? Yani tamam. Böyle bir lezzet kaybetmemek için böyle yapıyorum. Aynı zamanda çabuk böyle öğrendin bir... sen de bunu. Sağ ol. Estağfurullah. Estağfurullah Robiciğim. Şimdi dediği gibi ya. Böyle bir manyak gibi gerek yok Robiciğim. Sen böyle bir yavaş yavaş ve sistematik olarak bak. Bunu da doğru. O zaman al, ikinci işkembeyi çıkart. Evet, gördüğünüz gibi ustam bir işkembe daha çıkardı. İtalyan İngiliz'e işkembe çorbası yapmayı öğretiyor. Yani delirdik, çılgın bir şekilde ilerliyoruz. O zaman haftaya görüşmek üzere efendim. Eskiden köylere gelirdi çerçi, şimdi devir değişti. Herkese Ali ve Delçi. Nasıl gidiyor abi? Nasıl gidiyor program sence şu an? Süper, her şey yolunda abi. Teşekkür ederim. Sen neler yapıyorsun Pascal? Genel olarak. Radyo, film. Film mi var? Film var, evet. Sinemada şu an. Evet. Ödüllü film diyebilirsin ama evet, aslında evet, değil evet. mi? Antalya'da evet. Nedir Antalya'da. Peki? Kimler oynuyor filmde? İçeriği nedir? Sadece gençler, oyuncular. Ve ben o zaman. Ve bu performans benim performans daha yüksekti. Şimdisi o film sinemada. Şimdi insanlar bekliyorum zaten. Seyretsinler diye mi evet. yoksa? Ha, sana evet. yeni teklifler falan da istiyor musun? Dizilerde oynamak istiyor musun? Tabii ki ben her yerde yapmak istiyorum. O zaman tabii ki yeni film falan bilmiyorum. Zaten sürpriz belki geliyor. O zaman bekliyorum. Seviyor Bu arada musun? Bir şeyin var senin, radyo programın var devam ediyor. Evet, Kadir abi, evet, evet, Kadir evet. Buradan evet, sevgi evet. selam yollayalım. Evet, Kadir Çöpdemir'e de radyo program. Selamlar, sevgiler. Kadir abi selam. Ve evet, hem yapıyoruz her sabah saat 6:30-9. 3 yıl şimdi başlıyor. 3 yıl önce başlıyoruz. Bak, o zaman devam ediyoruz. Süper program. 3 yıldan beri devam eden ben evet. çok sevdiğim bir program bu arada. Çok eğlenceli. Türkiye'de birincisi evet. Çok iyi bir ikili oldunuz bu arada. Teşekkür ederim. Ya yolda insanlar çeviriyorlar Sinan. Biz işte geçtiğimiz gün seyahat etme imkanına sahip olduk bir iş için. Ve orada böyle yolda insanlar çevirip böyle işte selam söyle Kadir abi biz sabah seyrettik, dinledik programı çok seviyoruz abi şöyle oldu böyle evet, oldu bilmem ne. Bayağı bir taksici acayip, fenomeni var. Evet, ya fenomen nasıl? Olmuşsun taksicilerin gözünde. Çok izliyorlar, çok dinliyorlar yani programı. Şimdi sen çok yani dönemin en önemli futbolcularından bir tanesiydin. Evet. Çok Öyle iyi mi? Futbol oynuyorsun. Öyle Seninle mi? Yarışmak istiyor çocuklar. Ne konuda? Her konuda. Bak biz buraya bir parkur hazırladık. Parkur var mı? Masa tenisinden Aynen. başlıyor. Tamam. Basketbol. Tamam. Burada mini golf. Burada da langırtla nihayetleniyor. Bir de ayrıca ip atlamamız Aynen, var. Nerede? İpimiz nerede? Orada. Ha tamam. Orada. Yine. Burada abi ipimiz. Okey. Tamam mı? At var mı? At mı? Eşek var, eşek. Yani elin oğlundaki bütün çocuklarla yarışacaksın. Çocuklar diyor ki o futbolda iyiyse biz de bunlar da iyiyiz diyor. Var mısın böyle bir rekabete? Hadi. Herhalde Şimdi seni yani. Buraya getirmişken. Herhalde. Hadi bakalım. Hadi. O zaman herkes çalıştığımız gibi parkurunun başına geçsin arkadaşlar. Hadi. Vay be. Herkes parkurunun başına geçsin. Ne yapıyoruz ki? Önce masa tenisi. Hadi başlıyoruz o zaman. Hadi başlıyoruz. O zaman başlayalım. Hadi. Bir. Pascal'a bir yazıyorum. Beşte biter. İki. Pascal'a iki yazıyorum. Hadi oğlum bir şeyler yap. Üç. Üç. Pascal'a üç yazıyorum. Bir tane daha alışamadım ki. 4. Pascal'a 4 yazıyorum. Ulan bir tane al bari be. 5. 5. Pascal 1.
Suat, Suat. Nerede? Basketbola geçiyoruz. Basketbolda kim var? Ben. Tamam, Antonio ile basket atacaksınız abi, üçer tane. Üçer tane. Üçer tane atacaksınız. Yok, 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 front. Dara, come on. Üç tane atan kazanır. Ah be Antonio, çok güzel. Hadi Antonio. Biraz. Pardon. Biraz. Antonio. Çok Pascal Numa 1, Antonio 0 şu an. Antonio, Antonio. Ay. Tamam. Ben okay. Ah. Eğer bunu atarsan birer tane daha atacaksınız. Ara. Masataka ne yapıyor orada? Masataka top topluyor. Evet! Antonio! Nice man. Adamsın ya. 1-1 şu an. Hala 1-1. Atan kazanır. Baba Antonio. Ver canım ver. Lütfen. Teşekkür ederim. Basketbolun beşiğinden geliyor. Antonio Stokes. Atarsa uzar, atamazsa biter. Elinoğlu 1, Mama 1, beraberlik. Geldik mini golfe. Ben mi? Abi bu oyunu biz de bilmiyoruz. Ne olduğunu tam olarak. Masa. Danilo sen biliyorsun. Güzel mi gitti? Sen uyuyorsun ha. En son kaldığı yerden mi devam eder? Evet, doğrusu odur. En son kaldığı yerden. En azından onu biliyorum. Bir dakika. Bu ayakkabıyla bayağı komik gibi duruyor. Hadi Danilo, öne geçebilirsiniz koçum. Elinoğlu 2. Bu ne ya? Bu ne ya? İki oyun kaldı. Sondan ikinci oyunumuz. Bu ne ya? Gel abi Langa. Gel. Geçmiş olsun. Langa yavaş yavaş sinirlenmeye başladı, fark ettiniz bilmiyorum. Evet. Hadi burada bir kuzu bekliyor sana, bir kuzu. Tamam. Hadi. Sakin. Aferin. İyi. Lan şey. Allah'ım ya bu ne? Hey. Hey. Arkadaşlar fırfır yapmadan. Fırfır yapmadan. Ay. Nama ile Andre. Emrah'la Manuel'e karşı. Hadi kendi kaleleri. Fırfır yok. Andre defanstan. Mavi. Pascal. Mavi tarafta şu an. Girdi çıktı. Tekrar çıktı. İnanılmaz. Emrah defanstan bir top gönderdi uzun. Top nerede? Top nerede? Evet. Kaleciden döndü. Abi ben kendi kendime oynuyorum. Andre defansı sağlama aldı şu an. Evet Pascal mavi takımda. Evet. Hadi. Hep beraber. Pascal. Ne oldu de oğlum? Hadi Emre. Pascal'dan çok güzel bir blok geldi. Bir blok daha geldi. Açık kaleci. Hadi Emre. Son anda. Vursa da Emre. Yok Emre. Emre. Elinoğlu 3. No, you represent your country. Pascal 1. Bir müsabaka kaldı. Pascal bir müsabaka kaldı. Ne? İp atlama. İki puan değerindedir. Eğer bunu kazanırsan evet. Beraberlik oluyor. Zor tamam abi ya, zor abi. Beraberlik ya. Oluyor. En son birer basket daha atılıyor. Evet. Kim kazanırsa. Tamam. O da olmadı. Penaltı atışlarına geç. Olur mu öyle şey? Hayır. Tamam, sonra güreş. Sonra güreş ha. İp atlama abicim şimdi. Bakalım iki puan değerinde. Ataş vuruyor yani. Başlayalım. Oh, oh, oh.
Sinan. Kazandı diyebiliriz. Baba, şampiyon gibi, şampiyon gibi. Evet. Şampiyon gibi ya. Bir tane daha öyle. Ben bilirim. Pascal, efendim baba. Gerçekten tebrik ederiz seni. Burada çocuklarla yarıştın. Teşekkür ederim abi. Yani neyi kazandın abi? Şeyde, masa tenisinde. Masa tenisinde. Çat 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 vurdu böyle. Bir de masa tenisi değil mi? Japonlar da Koreliler çok iyi oynuyor. Ama yorumlu tek başınaydı ya sonrasında. Asya'da çok iyi oldu. Tabii. Aha. Bir de hepsiyle yarıştın. Evet, hepsiyle. Ama helal olsun, yaptı yine. Pascal'a büyük bir alkış ya. Tamam. Özür dilerim ama ben gerçekten yaşlı adam. Bak gençler var da var. Ya olur o mu o zaman be? Gençler performans, süper performans, performans yapıyorum. Sağ ol, ben sağ ol Pascal. Sadece ne sağ ol. O zaman tebrikler, tebrikler. Kardeşim. Ne kardeşim? Hadi o zaman oturalım, devam edelim programa. Elinoğlu devam ediyor efendim. Bir kere daha şovunu alabilir miyiz abi senden? Ne olursunuz evet, yüksek kocaman bir alkışla. Ne demek? Ve ayakkabısıysa. Oo, çok hızlı ya. Pantolon. Oo, dur bir dakika. Hadi be. Allah! Allah! Harikasın. Yani ya bu ilk okurdan sonra abi, hiçbir şey ifa hatırlamadım ya. Ama unutmamışım ben. Harikasın abi. Bir şey diyeceğim ben muazzamdır. De denemek istiyorum ya. He? Ben ping pongla yenildim. Sen baba. Bak ben şu kadarını biliyorum bak. Sen öğren bak, gel tamam mı? Bak ben şu kadarını biliyorum. Ha? Kardeşim haça. Evet baba. Dolapları açar. Annesi gelince pır diye kaçar. Etek bluz. Benim çıkacağım mı gel. Valla. Gel atlayacağım mı gel. Ben de en son aman, ilk öğretim. Aman biliyoruz da mı atlıyoruz be. Gel. Hadi sen de atla. Ben de sonra seksek oynayacağım. Ben de ayakkabımı çıkarayım abi. Ama baba yalnız çorap var şimdi şey yapmayın. Ayakkabısını çıkartıp atlayamazsa var ya. Rezil olur yemin ediyorum. Ayakkabı çıkardı. Yemin ediyorum çoluk çocukla uğraşıyoruz burada vallahi bak. Şu babet çorapları göstermeye değdi mi şu an? Değdi mi abi? Ya bir şey daha denemek istedim ya. Neyi? Bir şey daha denemek istedim. Neyi denemek? İyice coştular dur bakayım. İyice coştun mu gerçekten? Ne? Neyi deneyeceğim? Tek el mi? Yok şey tersten. Tersten atlayacak ilk defa. Tersten atlayacağım. Dünya televizyonlarında bir ilk. Adam çözüyor ya. Manyak. Adam çözdürdü. Abi çok güzel ya. Usta. Oh. Abi muazzam bir şey ya. Vallahi ben inanamıyorum yani. Masa tak ama şimdi ayakkabı koy lütfen. Gel tatlım hemen üstünü giy. Sağ ol abi üşüdüm be. Aç tabii. Üşüdün mü? O kadar spordan şey, sonra. Terledin ikisini sonra. Ya Danilo şey, nedir abi bu masa takanınki? Abi, çok... abi yok ben Pascal daha bendi kusura bakma. Bence Pascal daha iyi yaptı masa takada. Neden? Öyle mi? Evet, İp attı adamı? Ya masa taka aferin ben sana kemamı canım. Ama şey. ya böyle bir 15 saniye. Hatta sonra bitiyor. Adam bayağı ama uzun yapı var. Ama şeyde Pascal da saygı duydu orada bıraktı yani. Aynen. Adama saygı duydu Pascal duydu, yani. Duydu.
Vay be. Çok zarif ama gerçekten ya. Bu vay be dedin ya. Bak, tam da aslında konumuz bu. Aynen. Konumuz magandalık arkadaşlar. Maganda mı demek istiyorsun abi? Hayır. Oh, şu yani şu böyle bir hani tabir vardır ya böyle rahat davranış Türkiye'de. Trafik magandası vardır. Evet. Her şeyin magandası vardır aslında. Sizin kültürünüzdeki magandaları merak ediyorum ben. Babet ile bir yemek mesela. Bizde yok. Düğünde havaya ateş ediyorsan. Düğünde havaya ateş ediyorsan. Magandasındır. Evet. Sizde de öyle mi? Evet. Allah Allah. Bak Allah. Hep benzeşiyoruz. Aynen. Ne kadar güzel. Güzel değil tabii kötü. Masataka sizde? Bizi korna çok çağırıyorsa bu şey ya maganda ya. Ha. Efendim oy. Korna çok çağırıyorsa? O arabada korna çok çağırıyor ya. O yapınca bizde maganda ya. Nasıl ya? Biz bütün iletişimimiz evet, onun üzerinde. Vallahi abi. Konuşturan var ya. Hayır. Abi. Bak bu selam yani. Mesela. Dat. Selam. Hayır hayır. Dat dat. Hayır o soru. Dat dat dat. Hayır. No, Türkiye'de, Türkiye'de böyle. Meeeem. Evet. Nasıl bir o şey git, ya? Devam et demek. Ha devam et demek. Bir şey var. Dıt 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 dıt. O zaten. O ben geldim. Küfür o. Evet. Peki şey bedavaşma çok az. Tık bitti. Evet. Ama evet Türkiye'de var. Mesela trafik lambası var abi. Orada bekliyorsun kırmızı. Arkada bi bi. Yeşil. Oğlum ne yapıyorsun sen lan? O bana diyor ya, bana diyor ya. Ama 10 sene sonra yeşil olacak. Asırıyor. Asırıyor ya. Bir şey ya. Kırmızı ışık öncesi uyarı kornusu. Yapsana onu. Ben şoförüm sen arkadasın. Ha şoför. Bi 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 bi. Ya oğlum bir vites değiştireyim. Oğlum sarı yanıyor orada. Manyak bir şey gerçekten. Böyle. Ya Kore'de de mesela o şey klakson ne deniyor ona? Korna. Korna. Ha, korna çalmak mesela yasak. Ha tamam. Yani kolay çalınma yani sadece yolda trafikteyken kazadayken böyle, da, onun dışında çalamazsın yani onu çaldığın zaman böyle Türkiye'de var ya selamun aleyküm tıt tıt karşıda cevap veriyor aleyküm selam evet 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 öyle öyle bomba uzun uzun manyo var mı galiba manyo var herhalde o öyle bekliyor söyleyecek anlatacak bizim baya magandalar var tabii. Ama bizim magandalar böyle mesela eşofmanlı ama dolu altın anladın mı? Ya mesela altın kolyeler, altın böyle bilekler bilmem ki ama adam eşofman da. Ha bak, bak gösteriyorum. Ha. Evet, evet, ha. Evet. Bling bling. Baksana ya. O da bak Real Madrid'in şeyleri. Real Madrid eşofmanı var üstünde. Yani öyle bizim İspanyollar böyle yani eşofman ama dolu altın adam. Üzerinde mesela 100.000 TL var anladın mı? Ama eşofman da. Ve bak, eşofman çok bak Pascal'dan evet. Burada maganda yaratıyor Burcu. Baksana. Bak. Ve abi maganda adam var İtalya'dan. Mesela maganda adam her zaman... Doğru mu maganda adam? Evet, evet, evet. Maganda adam her zaman mesela kurban var. Kurban mı? Kürdan. 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 Kürdan o. Aa, baksana kim? Bak. Ağzında kurban var. İşte, evet, evet. Bayağı benziyor. Bak abi. Bu İtalyan magandası. Kürdan. Ben tam daha Rus'u benziyor ama o... Değil mi? Bayağı Rus'u benziyor. Evet, vanilya Hans gibi baksana. Şey zaten en magandalık Rusya'dan geldi. Tamam bu başka. Ya çok ayıp. Şey kürdan var. Kurban. Sonra mesela sadece bir kol bronz oluyor. Niye? Ha. Neden? Bir kol, arabada kolunu çarptı. Çünkü dışarıda arabada. Ve şey de var abi bir tane şey elbise de var. Maganda adam elbise var kendi elbise. Nedir o elbise nasıl bir şey anlatsana. Her zaman atlet. Abi fark etmez gece sabah nerede plajdan ormandan fark etmez abi beyaz bir tane atlet giyiyor. Her zaman abi. Her yerde aynı bence. Maganda bir adamı. Sonra sürekli mesela bir domates sosu biraz burada. Ya pis. Şey burada. Sürekli biraz göbek de var böyle götürüyor. Anladın mı? Böyle bir şey var. Ağızda kürdan. Tam magandalık İtalyan abi. Giyiyor mu sizde? Tabii ki de. Baba önemli. Beyaz şarap. Beyaz şarap her yerde. Her kültürde. Hatta gerekirse pantolonunu içine sokmalı. Beyaz şarap. Evet evet. O çok vardır. Emrah sizde? Burada şey var aslında ya. Şey gece parlayan eşortmanlar var ya. Onlardan burada hani şey benzetip. Ha neyse. Slovakya'da aslında şey ya ne yalan söyleyeyim orada çoğu erkek maganda gibi giyiniyor zaten. Maşallah magandalık bu ha. Ama ya çoğu gibi maganda gibi ama böyle bir şey var ki ya, bu adamları görürsen ya bil ki bunlar maganda. Bunlar sokakta çıplak mı dolaşıyorlar yoksa? Evet. Ve ama en kötü olan şöyle yapanlar oldu. Ve en kötü tarafı zaten bu. Hani adamlar herkül gibi ortalıkta dolaşıyor. Hani istesen de bir şey diyemiyorsun. Kıskançlıktan diyorsun sen yani biraz hafif. Yok ya ne işim öyle olur mu ya? Bunlar çok boksu. Kaslı bunlar ya. Bu adama bir şey söylersen döverler çünkü Burcu. O yüzden bir şey diyemiyor bunlar. Baksana tabii. İri yarı maganlı adam. Ha ona tavırdan dolayı o zaman. Dövdükleri için biraz magandalar. Rusya'da var çok orada.
Robby peki sizin ülkenizde bir maganda nasıl ayrılır diğer bizde insanlara? Yok bizde diyor ya. İngiltere'de hiç yok magandalık. O zaman Robby'yi alkışlıyoruz. Var tabii ki. Var. İngiltere'de hooliganlar var. Nasıl yok abi? Var da ben görmüyorum. Ya var aslında ya. Bak, şey böyle. Al işte. Aynı işte eşofman sizin gibi aslında. İspanyoldakiler gibi böyle eşofmanla falan geziyorlar böyle. İşte ama bir sürü marka işte çok pahalı kıyafetler oluyor. Böyle şey oluyor. Saçları böyle kel, şapka var böyle ama simsiyah. Bazıları da böyle hani bembeyaz falan giyiniyorlar ama öyle işte. Eşofmanla falan. Eşofmanla böyle. Skinhead daha çok böyle bir davranış. Skali. Davranış tarzı yani magandalık sonuçta. Yani giydiğinle çok fazla bağlı değil de böyle ya, yaptığın şeyle çok ilgisi var bence. Evet. Değil mi? Ya bizde bizde mesela direkt atar yapıyorlar ya. Yolda geçmesen. Ne yapıyor? Atar. Ya gasp etme değil de sanki gasp eder gibi hemen böyle yanına geliyor. Ne yapıyorsun lan? Ya, ne oluyor falan. Bu şekilde mi davranıyorsun? İşte, direkt agresiflik. Şey agresiflik yapıyor. Fışkırıyor adamın suratından baksana. Ama yani işte onu diyorum direkt atarlaşma şeyleri var. Bilmiyorum enteresan. İtalyan magandalık normalde böyle daha şey içecek ve yemek bakıyor yani. Top, atak yapmıyor yani. Bayağı atak böyle yapmıyor. Bir, rahat da yemek üzere. Avuçta belli rahat belli. Rahat adam. Gözlük takmış öyle. Aynen. Oğlum bu Rus sana söyleyeyim ha. Abi bizim koltuk baksana tam Rus bir koltuk ha. bence Chester koltuk bu. Fransa'da var mı? Evet var ama sadece bütün takımları eşofman, tight böyle bir şapka, bir tane şanta burada, aynen, gözlük, aynen her yerde var. Çok benziyor kro değil mi? Doğru. Yani, kro. Peki Antonio sizde? Ya bizde şey var ya, tam maganda, jantlar ve ses sistem daha değerlisi arabadan tam maganda. Yani. Bununla? Ha? Bununla ilgili şeyler ya şimdi mesela böyle araba aldılar. Evet. Böyle bir jantlar koyuyorlar. Evet. Araba yani jantlar da arabadan daha pahalı. Ses sistem de arabadan daha güzel pahalı. Bir şey. Ya ama bir, güzel bir şey gibi de pazarlanıyor Amerika'da. Yani bunun için tabii programlar gibi falan yapıyorlar. Hayır yok. Şey, Keep my ride. Biz magandadan bahsediyoruz. Yani. Ha, tamam, sen oradaki arabadan almış. Bir dakika. Şuradan bir fotoğraf çıktı. Quaresma bak. Quaresma sağ taraf. Arkadaki Ronaldo mu? Quaresma mı ortadaki? Radamel Falcao mu ortadaki? Evet Falcao. Quaresma, Falcao ve Ronaldo. Evet ya. Baksana ya. Bir şey diyeyim bu benzeyen insanlar mı yoksa gerçekten onlar mı? Kendileri onlar, ya. Tabii ki onlar. Tabii ki. Bu nasıl bir tarzdır ya? O Cristiano ya, çok iyi bence. Ya, bence bir şaka yaptılar, bir şey yaptılar. Ya. Bu nedir abi? Bir bu daha olmamış şey galiba. Bunlar daha şeyler, küçükler herhalde yaşları. Gençlik. Değil mi? Evet. Quaresma'nın kaşları ortadan birleşik mi orada? Ben mi yanlış görüyorum? Evet, yok, hayır. Evet. Uzaktan öyle görünüyor. Yalnız Ronaldo niye öyle arkada kaldı? En iyi gömlek onda yalnız. O gömlek mi üstündeki? Bu futbolcular da aslında böyle kötü giyiniyorlar falan diye böyle çok bir değerlendirme yapabiliyor. Çok var. Peki neden? Çünkü sadece para var ama kafa yok. Ama senin aynı şeyde Fransa'da değil mi? Bazı bir şey maganda işi. Adam biraz para buluyor. Evet, ne yapıyor? Aynen öyle. Bir tane şey... Madalya. Evet. Ondan sonra... Kolye gibi. Kolye. Ondan sonra ya dişlerini bir şeyler koyar. Evet. Ay. Ondan sonra nedense yürüyüşü biraz daha değişer. Evet. Bu şekilde mi? Yani, biraz sakat abi. Bel sakatım. Bir şekilde değişer. Sakat. Evet. Ondan sonra evine git. İnternet şifren ne? Ne? Ya internet? Yok. Ya şey açıyorsun dolabı su yok. Aman adam kolyesi var. Olmaz. Ya madalyası var her şey var abi. Tam Amerika'dan böyle bir şey konu alakası ilginç bir moda çıktı. Böyle bir şey. Diş, altın diş. Altın dişleri. Tabii o moda değil o bayağı eski bir şey. Allah Allah. Tabii. Ama orada magandalık olarak algılanıyor değil mi? Net. Anladım. Ya peki Masa Taka sizde var mı? Japonya'da var mı? Bizde şey yani sweat şey eşortman giyip. Bak. Bundan Yakuza şey, bundan şey ya. Bu Japonya'da ya bu da. Yakuza gibi mi? Yakuza değil mi? Yakuza mı? Bunların tarzı bayağı iyi şey, ama. Onlar liseli. Liseli yani. Bunlar lise öğrencileri. Liseli. Bak şey. Bu ne? Çabi ya. Çabi'nin. Baksana. Evet. Çabi'ye benzemiyor mu? Ama bayağı iyi ya. O şey.
Okur'un kıyafeti, Okur'un özel kıyafeti o. Elindeki ama şu çok dağınık giyiyor yani, gömlek çıkartıyor, ondan sonra çok Okur'un özel kıyafeti. Büyük bak, bak, yani büyük bütün, ya. Bütün okur okurlarda var. Okur forması mı? Okur forması evet. Bıyıklı ya. Ya çok dandik bir şey ya, baksana ben o hayatta giymem öyle bir şey ya. Hadi okula öyle bıyıkla falan gidilebiliyor mu sizde? Aslında yasak tabii ki ama böyle gidenleri var. Onlar maganda kağıdı getiriyorlar. Hocam biz magandayız diye. Kağıdı, tabii zaman, kağıdı. Nöbetçi öğretmenler. Bir de bizde sakal yok ki. Ya çok doğru söylüyor. Ondan zaten bir şey demezler yani. Evet, o zaman gelelim geleneksel Türk magandalına. Bizde de tabii ki siz ya o bütün ülkelerdeki gibi kıyafetler, kılık kıyafetler. En kötüsü ne? Bilmiyorum. En kötüsü bizde de beyaz çoraptır. Tabanca, siyah. Tabanca mı? Tabii o da vardır. Havaya tabanca, işte evet, silah evet. Sıkmak. Maçtan sonra da. Maç sonunda mutlaka. Of, bir kutlama yapılırken. Gece parlayan eşortman falan. Sen maç sonlarında hiç denk geldin mi Türkiye'de böylesi bir şeye? Çok baba. Çok. Her maç. Öyle. Aynen. Bam. Kötü. Çok kötü. Evet, çok maç kötü. Maç sonunda değil, maç öncesinde bile oluyor biliyorsun. Kaza olur ya. Aynen. Evet. Hiç böyle bir... Tabii ki de ya, çok acayip bir şey abi. Ya silah ya, manyak mısın sen? Millet onu niye yapar? Yani. Abi mesela İtalya'da mümkün değil ya. Bayağı ya. Eskiden daha fazlaydı, en azından yani azaldı biraz böyle. Evet. Ya evet, artık maçlardan sonra gerçekten evde otururken mesela öyle bir ses duyarsın falan. Ne oldu derler, silah atılıyor falan diye böyle normal hayatımıza devam ediyor. Ya da şöyle eskiden bir şey olur bir gün, silah sesi şey duyduk, şey oldu. Lan bugün maç mı var? Evet. Peki evet, doğru, yani. Millet yapınca ne oluyor yani, boşalınca ne oluyor? Sıkınca yani. Sıkınca ne oluyor, insan rahatlıyor mu? Deşarj gibi deşarj. Öyle mi? Adrenalin. Ama mesela bu şeyde de var ya, bu... East Avrupa böyle bir Rusya, Slovakya tarafta da dünya şeyler, o da kutlanıyorlar ama işte böyle. Diyorum ya, düğünde bizde yaptın mı direkt şey derler ya. Sen mesela hiç silah denk geldin mi? Türkiye dışında başka bir yerde denk geldin mi? Sen de çok gezdin yarım aslında. Yok. Ya mesela bilmiyorum Japonya'da nasıl da bizde zaten silah yasak. Bizde hiçbir bizde şekilde silah bulunduramazsın. Bizde de öyle. Kendine. Yani dolayısıyla silah sıkmak olsun ya da öyle bir kazamız çıkmıyor yani. Peki sadece erkeklere mal edilmiş bir şeydir ya bu. Erkeklere mal edilen bir şeydir ya, magandalık. Hmm. Ama kadının magandası olmaz ki. Var. Saçmalamayın ya. Var ve... Var mı kızlar böyle bir şey duydunuz mu hiç? Yok ya. Yani hayır. Ya, ben, şey yalan. Ya. Peki erkeklere soruyorum, var mı böyle bir şey? Ben anlatıyorum. Ben bir nerede var? Kezbanlık diyelim o zaman ona. Kezban. Var. Ne demek? Pardon. Nasıl şey... sevindiler ya böyle bir şey? Nedir o? Yani magandalığın karşılığı kezbanlık mı? Aslında evet, giyim kuşamdan bahsediyorsak öyle değil mi? Ya giyimden mesela bahsedeyim. Altın böyle parlayan şapkepler takarlar. Simsiyah üzerinde altın yazılar falan olan. Senin abi yani ya kezban dediğimiz aslında şey, bıçak çekiyorlar. Kızlar. Ayrılmak istiyorsun, benden ayrılamazsın, bir şey. Ya delirme öyle şey yok. Hayır, bana değil, bana aynen değil. Bir arkadaşıma oldu. Yani sana bunu belirttim. Delirme yaptın. Çok iyi. Kendi başına gelmiş değil mi? Niye kezban ismi koyuyor ya kadınlara? Ben de bilmiyorum. Ya nasıl Kamil'e Kamil diyorsa kezbana da kezban diyorum. Ya neyse, bunun antropolojisi değil, bu deniyor. Antropoloji. Ben sadece öğrenmek istedim. Şimdi ben şeyi anlamıyorum. Bir kıyafet tarzından mı bahsediyoruz peki bu bahsettiğin? Kadında. Evet. Ama bak, belli bir tarz var. Bu böyle sizin hani rahatsız olduğunuz bir şey mi? Ne mesela? Kaşlar genel var, olarak uyumsuzluk. Kaşlar mı? Evet. Şey değil mi? Mantaleti değil mi sonuçta bu kıyafet meselesi mi? Yoksa mantaleti mi? Mentalite olması lazım değil mi? Ben öyle düşünüyorum. Tamam, okey. Yani yo, ben... bak şey, İtalya'da var mesela bu kızlar maganda. Nah, nasıl mesela? Kızbanda, nasıl kızbanda, maganda alamadın. Siz ne konuşuyorsunuz artık ya? Kızbanda ne demek abi? Yani maganda. Yani plajda bir kadının topuklu ayakkabı giymesi gibi bir şey. Plajda. Aa, ya bundan bahsediyoruz tabii ki. Plajda bir kadın topuklu ayakkabı giyiyorsa... Bence bu kadın anlamında bir magandalıktır değil mi? Öyle bize değil de ikoncan diyorlar onlara. Ya ikoncan diyorlar. Bizdeki kadınsal karşılığı budur. Ama abi tamam, biz tam İtalya'da tam kız maganda da var ha. Tam magandalık, özellik erkek gibi yani gerçekten. Ya mesela şey, ne gençler abi çok küfür ediyorlar. Ha, kabaca konuşuyor, ona varım tamam. Çok bakayım abi ve şey yapıyorlar. Tüh yapıyorlar, bu ne? Tükürmek. Tükürmek, çok tükürmek yapıyorlar. Ya bu tarz şeyler yapıyorlar yani. Var her yani, yerde var. Gençler her yani. Yerde. Ama Türkiye'de de var. Kavga eden, tokat atan. Kavga ediyorlar, bravo. Çok kavga ediyorlar. Birbirleriyle kızlar. Kadın maganda olması lazım. Yani o erkek magandanın sevgili
olması lazım değil mi yani? Tabii. Doğal olarak. Dişi maganda. Evet. Diş tamam, magandası. Dişi maganda. Ah sevgilim seni arıyordum diye. Evet evet. O ne hoş aranıyor ben. Nerede kaldın? Ben de seni bekliyordum diye falan. Vallahi öyle ben birkaç tane maganda. Sen de nasıl şeyi istiyorum abi. Trafik magandasını. Sen çok çektin çünkü bu abi, konudan. Trafik, bir anlatsana bize. Trafik maganda yani her yere çıkıyor. Türkiye'de mi? Musun? Burada ya mesela tabii çok, burada. Mesela şey bu çok tipik herkese yaşadığı mutlaka araba kullanan. Mesela yola gidiyorsun bir sokağa gidiyorsun sen doğru gidiyorsun tamam mı? Doğru yol ama tek yol anladın ha, mı? Tek evet, yönde gidiyorsun. Sonra bir tane araba geliyor o evet. Yanlış. Anladın? Tek evet. Yol var ben, sen doğru. Evet. Adam geliyor tamam ben de sakin ben öğrendim ben hep sakin. Anladın mı? Hep sakin. Canım kuzu. Benim. Kuzu. Tamam. Kuzu. Sakin. Adam sadece saç görüyor benim saç görüyor. Evet. Sarmıyor. Yani kadın mı erkek mi? Şimdi mesela adam yürü yürü diyor. Yürü. Ben diyorum yok ben doğruyum. Tamam mı? Sonra da açıyorum. Ben doğruyum. Ben. Ondan sonra böyle şey bir şey diyor. Anlamıyorum küfürüyor galiba. Ondan sonra ışıklar yapıyor böyle. Ding, ding, git git. Selektör. Ben tekrar böyle. Yok ben doğruyum. Anladın mı? Hep sakin anladın mı? Ne diyor? Şekerli tatlı değil. No? Evet, evet. Evet tatlı değil. Evet. Sonra en son bir çok bir büyük bir küfre atıyor. Vitiz arkaya böyle şey yapıyor. Böyle show yapıyor. Tamam ben yavaş yavaş böyle. Çok güzel. Ama öyle olması lazım. Aynen evet. Herkes aynen. Öyle olması lazım. Ben hiç heyecanlamıyorum. Yani böyle. O sakinliğini koruyorsun yani. Hiçbir şey yapmıyorum. No küfre. Ben hep de böyle hiç. Ben de aynı şekilde. Biliyorum, ben hatta böyle gülüyor. Aramam gereken insanları arıyorum filan. Arabayı durduruyorum. Aramam gereken insanlarla konuşuyorum filan. Orada çıldırıyor. Aynen. Evet evet evet. Çok böyle bazen arabayı yani arabadan inip gittiğim filan da oldu benim. Çok bıraktım zor bir şey değil baktım. Mi ama hayatı? Ya, bana ne vallahi ya? Vallahi bravo. Burcu'cuğum çok merak ediyorum. Sen araba nasıl kullanıyorsun? Çünkü sen arabayla bayağı çok ilginç şeyler var ha. Geçen hafta da aynı ha. Biraz iyi kullanıyorum. Ben arabayı iyi kullanıyorum. Ama ben çok trafik kurallarına çok uyarım. Ama çok iyi araba kullanırım aynı zamanda. Ben vallahi tecrübeli insan. İnsanlardan duydum öyle düşünsün mesela gittikleri Türkiye... yere zamanında gittikleri için teşekkür etmeyi düşünsünler bence. Abi bayağı kızık. Korkmuş bundan. Ne arabadan inip geri mi öptünüz? Ben şoktayım. Ben böyle yani. Yani şimdi yok gerek yok ya. Ya madem magandalık... Arkada kemer yok. Abi mesela araba magandalık çok ilginç bir şey var Türkiye. Ben sadece Türkiye gördüm trafik abi. Trafik magandası evet. Abi isim bilmiyorum göstereceğim ya. Lütfen belki lütfen göstereyim. Bir yerden plaka verebilirsiniz. Da abi bu. Bu. Ayna. İsim evet. Ne? Ayna. Abi siz de araba gidiyor. Taksidayım ya tamam mı? Biraz böyle bir şey. Dar yere gidiyor. Dar. Gidiyor. Pum 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 pum. Abi yok ya bir şey yok ya gidelim. Ya, gidiyor lan değil mi? Bir şey yapmıyor bakmıyorsunuz. Ya. Çünkü fark etmez. Devam etsene. Gerçekten abi ha. Bak İtalya böyle bir şey. Tabii. İtalya böyle bir aynak ve sigorta falan filan çıkıyorlar ha. Tabii. Bizde çarpmakla bir de dokundurmak var. Ya madem magandalık konuşuyoruz. Antonio'ya ait çok enteresan bir fotoğraf var. O gelebilir mi? Antonio'ya ait mi? Evet. Antonio. Evin içi mi orası? Yok canım. Ben anlamadım. Ya bahçe ama şey lazımdı, ışık lazımdı. Ben uzatma kabloyu çektim. Şeyi koydum dışarıda. Bu resim kim ya? Ya bahçe değil abi ya. Mangalı evet. Yaktım ya. Ne, mangal mı? Mangal evet. Keyifli keyifli mangalı mı yaktım? Ne olacak canım? Allah Allah. Buyurun siz de gelin. Baba bu resim nerede ya? Bu resim bahçede. Ben zannettim ki duvarların senin evin içinde duvarların ben içinde ben yani. Bahçenin duvarı. Duvar yaptığımızda ya. Evin içinde. Lambayı sen, almış oradan gece lambasını. O lambayı aldım. Bence evde çekip. Ya bak neden lambayı aldım? Orada ışıklar var zaten bahçe şeyin etrafında. Ama ben etleri göremiyordum. Ya sen. Tamam mı abi? Ha, onun için onu çekmem gerekti. Ben bahçeye çıkartırım arkadaşım. Ya sen bunu yapıyorsun ama mesela yani yolda E5'in sağında solunda kenarlarda falan da yapılıyor. Onu da yaparım. Hafta sonları. Bakırköy. Sahilde falan. Sahil tabii. Burada da Tem'de de yapılıyor. Bir şey değil tam E5'den üstünde her yerde. Bizde Yeşilik olan her yerde yapılabilir mangal. Baba anlamadım ya. E5 mangal var sağ sol. Ya, evet. Var, nasıl? Evet abi çok güzel bir şey. Ben de yapıyorum. O zaman ben de mi magandayım? Evet. Ya ben ona mesela...
mesela hiç karşı değilim biliyor musun? Çünkü yani nerede yapsınlar? Yani mahallelerinde yaşadıkları yerde park yok, bir şey yok. Orada buldukları yeşillikte yapıyorlar. Hani tabii ki trafiği veya kendi hayatlarını tehlikeye atmadıkları sürece. Aha, ama o... Ben Türkiye'ye geldim, saat gündüz geldim zaten. Saat 2-3 gibi. Uçak Kennedy Boulevard'dan sahil yolu Atatürk'ten. Evet. Hafta sonu. Sanki sist var o mangal. Mangal. Ama çok güzel ya. O mangallık değil ya, o insanlık. O mangalı her yerde yakabilirsin. Evet, afiyet olsun. Biraz magandalık ama Antonio. Ama yok değil, aslında doğru söylüyor ya? Antonio. Hayır, Antonio çok doğru söylüyor. Neden? Türk aslında, bak Türk aslında böyle doğa çok seviyor. Şimdi İstanbul yaşarken doğa yok ya, anladın mı? Ama yapmak istiyor, anladın mı? Yani doğada mangal yakmak istiyor. Ne yapacak böyle, bak öyle bir yeşil görüyor. Ne yapsın abi? Evet, tabii. Yeşil yok. Abi sorma, bak şimdi Yeşilköy'den abi, tamam mı? Ben bir kere gitti, böyle bir duman olmaz. Gerçekten her yerde duman. Ben bir parkı, çocuk parkı girdi, tamam mı? Böyle bir isim ne o çocuk? Kaydırak. Abi kaydırak, bu kaydırak var abi. Orada kaydırak kaşada bir adam var, yapıyor abi. Gerçekten, abi ya. Gerçekten ya. Ben dedim oğlum ne yapıyorsun burada lan ya? Burada çocuk var ki. Ya orada rüzgar var ya, burada daha çabuk oluyor abi. Abi o derece abi. Ben, biraz da fazla abi gerçekten. Ya sen öğrenmedin bu işi. Ya ben çok güzel bir cevap var Türkiye'de. Tamam mı? O maganda mı ya? Şimdi afiyet olsun. Evet. Buyur. Evet. Tamam. Ya o çok güzel. Sen yani sahilde yürü şey arkadaşlar. Mangal geç. Ne güzel. Afiyet olsun. Buyur. Yok olmaz. Lütfen. Okey tamam. Abi çok güzel. Bu benziyor. Aç gidiyor. Evet devam et. Evet ya. Sen bir 100 metre yürü var ya, tok gidersin. Tabii karnını doyurursun. Afiyet olsun. Yok tabii. Abi sen başka bir yere gitti. İşte İtalyan. Afiyet olsun. Abi kuzu pirzola 80. Kuzu pirzola 80 lira. Teşekkür ederim. Mangala geliyorum ben. Ay aman değil. Sen otururken kısa bir reklam arası verelim. Ardından yeniden bir reklam. Verelim. Burada. O zaman. Ama yine her zaman olduğu gibi bir elin oğlunun daha sonuna geldik maalesef. Paskalar kocaman bir alkış. Evet, Paskalar. Merci beaucoup Paskal. Paskal çok teşekkür ederiz abi. Çok teşekkürler canım senin. Allah. İyi ki geldin. Fransa'da doğdu. Beşiktaşlı oldu. Helal olsun sana. Paskal'ıma. O zaman şöyle geçelim. Tamam. Gençlik başımda duman, ilk aşkım ilk heyecan. Gençlik başımda duman, ilk aşkım ilk heyecan. Kovaladıkça kaçan, ateş böceğim misin? Kovaladıkça kaçan, ateş böceğim misin? Bahçemi süsleyen inci çiçeğim misin? Aşk bahçemi süsleyen inci çiçeğim misin? Gecemi aydınlatan ateş böceğim misin? Gecemi aydınlatan ateş böceğim misin? Gençlik başımda duman, ilk aşkım ilk heyecan. Gençlik başımda duman, ilk aşkım ilk heyecan. Dolatıkça kaçan ateş böceğim misin? Kovaladıkça kaçan ateş böceğim misin?